Mihral ile aranızda geçenler doğru mu? Mihriban, bak canım. Doğru mu dedim? Doğru. Her şey doğru. Böyle olmasını istemedim Mihriban. İstemedim. Allah cezanızı versin. İkinizin de. Neymiş o tercih? Boş ver Mihrali. Git. Fadime'yi bul ve onunla evlen. Hiç değilse o kızı ortada bırakma. Bana bak. İkide bir aynı şeyi söyleyip durma. Fadime ile hiçbir şey olmadı. Olmadı. Bırak. Çıkar bunu kafandan Mihriban. Hepsi yalan bunların. Bırak dedim. Bırakma. Bırakmayacağım. Bırak. Dokunma bana. Ben artık sana ait değilim. Ne? Ne dedin? İşte tercihim bu. Artık senin yarın değilim. Ben Eşber'le evleniyorum, tamam mı? Çekil yolumdan. Git. Fadime'ye git. Benimle evlenmek istiyor musun? Herhalde yani. Niye buradayız? O zaman bana bir söz vereceksin. Ne sözü? Ben istemeden bana el sürmeyeceksin. Ne? Böyle evlilik mi olur? İstemiyorsan git. Benim tek şartım bu. Ya kabul edersin ya da ananı babanı alıp hemen gidersin buradan. Yüreğimden sana hanım yok. Dinleyeceksin. Yaptığın iğrençlikleri sen de dinleyeceksin. Eşber denilen şuradaki adi yaratık beni gebe bıraktıktan sonra bana zorla Mihrali'ye nasıl iftira ettirdiğini, attığınız dayakları, savurduğun tehditleri hepsini dinleyeceksin. Hepsi yalandı Mihriban. Bana zorla söylettiler. Eşber Sayabağ'da Süleyman'ı öldürdükten sonra suçu nasıl abime yıktılarsa karnındaki Eşber'in bebesini de Mihrali'ye yıkmak istediler. Affet beni ne olur. Affet beni. Yani. Hayır. 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 Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Allah 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 Allah. Bismillah 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 Bismillah. Allah 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 Allah. Bismillah 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 Bismillah. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Mihrali, affet. Affet Mihralim. Nasıl yaptım? Nasıl inandım? İnan bilmiyorum. Bağışla beni Mihralim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin Mihrali, önünden dur. Dur, ne olur. Geçtim. Ne olur bir şey söyle. Yüzüme tükür. Tokat at ama bunu yapma Mihrali. Böyle bırakıp gitme. Yapışmaz bu kırık Mihrali. Kaynak tutmaz. Sevdamıza yakışmaz bu lek. Bu yara kapanmaz Mihriban. Mihrali.
Yapma! Mehmet! Ne oluyor? Mehmet! Gir ulan arabaya! Git! Mehmet! Gazla! Gazla bir evini dağıtırım senin! Kemal! Kemal oğlum! Bir ambulans çağırsın! Ay! Kamil! Kaçırmayın bunları, tutun! Aman yarabbim! Bir şeyler yapın! Kemal! 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 Çekil! Bir doktor çağırın hemen! Kemal! Kemal! Dayan yavrum, dayan! Dayan! Kocaemmi benim arabası, hemen sağlık ocağına götürüyorum! Hadi bakalım, hadi kaldırın! Kemal! Kaldırın! Saçmalar! Saçmalar! Saçmalar götürün! Kaybol! Kaybol! Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hep senin yüzünden oldu adi kadın. Dur. Parçalayacağım seni. Dur arabaya. Kesesini sürtük. Belki görülebilecek en güzel rüyaydı. Kurulabilecek en güzel düş. Ama bitti, anlıyor musun? Bitti. Hayır, bitmedi. Hiç uyanmadım ki senden. Senin içinde olmadığın hiçbir düş kurmadım ki ben. Seni hep sevdim Mihrali. Bir an bile... Bir an bile aklının köşesinden nasıl geçirirsin? Senden gayrısına gözümün kayacağına nasıl inanırsın? Nasıl yakıştırdın Mihriban? Bana o kara lekeyi nasıl yakıştırdın? Hadi yakıştırdın. Çekip vursaydın yanımın ortasından. Bir mermiyi çok mu gördün bana? Mihrali! Mihrali! Mihriban!
Merhaba muhtar amca. Merhaba. Mehmet Ekinci'yi arıyoruz, burada mı? Hayırdır? Komutanım istiyor, ifadesi alınacak. İçeride, şimdi geldi ama babasının durumu ağır. Yarın gelse olmaz mı? Emir böyle muhtar amca. E buyurun. Mehmet sen misin? Benim, ne olmuş? Komutan seni istiyor. Benimle uğraşacağına gitsin o eşberitini yakalasın. Hiçbir yere gelmiyorum. Zorluk çıkarma, kanun emrediyor, geleceksin. Evladım, çok zor durumda. Babası biraz önce kalp krizi geçirdi. Canıyla uğraşıyoruz havalı. Ama hocam emir böyle. Selamlarımı götür komutana. Dumanlı hoca bırakmadı de. Yarın uğrarız, sorar ne sorarsa. Biz komutana durumu iletelim hocam. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Hadi. Eğer babam bir şey olursa. Allah korusun evladım. Eğer ben de o eşberi öldürmezsem. Başını sağ olsun. Kendine! Meryem abla! Meryem! Meryem! Baba! Meryem! Sakin ol Meryem! Meryem! Gitti Kemal'i! Baba! Mihrali dur! Mihrali dur! Sana bırakmışım dedim, duymadın mı? Sana bırak peşimi diyorum. Yapma Mihrali. Yalvarırım yapma. Konuşmak istemiyorum, anlamıyor musun? Yalvarırım. İstemiyorsan, istemiyorsan konuşma. Yüzüme bakma istemiyorsan ama bunu isteme benden. Öldür beni. Öldür beni daha iyi. Gül kokunu. Gül kokunu istemiyorum senden. Ömre değer bakışlarında gözüm yok. Öldür beni Mihrali. Öldürmene sözüm yok. Ama bunu esirgeme. Bırak. Bırak izinden geleyim. İzlerini gözlerinden esirgeme Mihral'im. Defol git diyorum sana. Bak, dayımlar her yerde seni arıyorlardır. Defol git. Defol. Mihrali. Götürebilirsin. Sen gidebilirsin Fadime bacım. Sizi de savcılığa sevk edeceğim. Abimi de mi? Abin şu anda kaçak mahkum durumunda olduğu için cezaevine gönderilecek. Ama onun bir suçu yok ki. Olmadığı anlaşıldı zaten. Ancak bunun için savcılığın devreye girip yeni bir dava açması lazım. Bu yüzden Rasim Bey'le birlikte yeniden mahkemeye çıkacaklar. Ama eminim bu mahkemeden sonra serbest bırakılacak.
Bizim adımız Mihriban Nali. Dokununca kalbe sevda adlı melek, kaçabilmek ne mümkün. Yine sana geldik Kur'an'cı. Nelere tanık olmadın ki sen? Kuru gövdene adımızı kazıdın. İlk şahit sen oldun sevdamıza. Mektuplarımıza postacı oldun kimi zaman. Sıkılgan bakışlarımıza liman. Utancıma duvar olmak da varmış kaderinde. İyi ki bırakmamış. Sen Eşber'den az mı delisin? Kim? Ben mi deliyim? Şimdi gösteririm ben sana deliyi. Gel buraya. Gel. Kaçma. Gel buraya. Bunu da gördün işte. Aşkın sıratından geçemedim kuru ağaç. Kulaklarım yalnız şeytanı dinler oldu. Kendi ellerimle çektim ipimi. Geçemedim kuru ağaç. Aşkın sıratından geçemedim. O köprüde aşklar sınanır Mihriban, aşıklar değil. Aşkın hanesine yazılır kabahat, kendine değil. Geçemeyen aşkımız Mihriban, sen değil. Sakin ol. Sakin ol Meryem abla. Teyze, sakin. Ne olur bak. Gelin Ekim hemen. Gel otur. Gelin rengi. Tamam. Meryem abla. Meryem teyze. Sakin ol Meryem abla. Sakin ol. Sakin ol. Dönülmeyen yerlere gitti baba. Hadi bak gel. Gel oturalım Meryem abla. Ya sen nerelere gittin can kızım. Başın sağ olsun oğlum. Sağ ol. Sağ ol Asiba abla. Annen nasıl? Nasıl olabilir ki? Ablamdan da haber yok. Sabır oğlum. Allah sabır versin. Başın sağ olsun Mehmet. Sağ ol abla. Meryem. Asiba abla. Kemal'im. Kemal'im gitti Asiba abla. Ağlama Meryem. Ağlamayasın. Allah'ın gücüne gider. Mihriban'ım ölür kahrından. Ölür kahrından Asiba abla. Öğrenirse ölür kahrından. Başın sağ olsun Meryem teyze. Biz sensiz ne yaparız baba? Yavrum metin ol Mehmet'im. Baba. Fadime. Fadime. Meryem abla bana sırtını döndü hoca emmi. O da beni suçluyor. O ne yaptığını biliyor musun Fadime? Dağ gibi kocasını, civanını kaybetti. Mihriban'ın durumu da cabası. Tuz oldu yarasına. Keşke ölseydim hoca emmi. Zilhan'ın beni samanlığa kapatacağına vursaymış keşke. Onların hiçbiri olmazdı o zaman. Yapma Fadime. Sen güçlü bir kızsın. Başına gelenler senin rızanla olmadı ki yavrum. Hakkın gözü kör mü sanırsın? Bilmiyorum hoca emmi. Hiçbir şey bilmiyorum artık. Bunda bilmeyecek ne var evladım? Bıktım hayatımdan hoca emmi. Ne ana sevgisi gördüm ne baba sevgisi. Kahırla geçti ömrüm. Bıktım hayatımdan. Bak kızım. Bundan sonra babanım senin. Hem senin hem de Seyfullah'ın. Hasibe'yi de ananız belleyin. İki göz odamızın, biri bizim, biri sizin kızım. Allah ne verirse yer, birlikte yaşar gideriz yavrum. Hoca emmi, hastaneye gidiyorum. Başka bir diyeceğim var mı? Eğer oradalarsa sen söyleme Mihriban'a. Mihrel'in konuşması daha iyi olur. Anladım hocam. Hatice'ye de belli etmeyin sakın.
İnmeli haliyle daha fazla perişan etmeyin zavallıyı. Hadi selametle git. Çabuk git, çabuk gel. Tamam hocam. Allah'ım, kabus olsun bütün bunlar. Yıllarca sürsün razıyım. Zelzele olsun sonra, kıyamet kopsun. Yıkasın üstüme tavanlar. Al canım Allah'ım. Yeter ki Mihral'imin yüreğinde kaldığımı bileyim. Ben Gönen'e hastaneye gidiyorum. Anama uğrayamadım kaç gündür. Çilesine çile kattım hasta kadını. Sen de kalk git evine. İnsanları merak içinde bıraktım. Daha da iyi gidiyorsunuz. İyi maşallah iyi. Yakında turp gibi olur Allah'ın izniyle. Ay, oh. Yanılmıyorum değil mi? Bugün daha rahat yürüdünüz. Ah be melek kızım. İnmeye ineceğine öleydim keşke. Allah korusun. Öyle kızım öyle. Öleydim de Mihralim'in o hallerini görmeyeydim. Cayır cayır yandığını görmeyeydim yüreğinin. Yavrum. Kömür gözlerine kurban oldu. Merhaba Hatice, nasılsın? Gel muhtar, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Hatice, nasıl oldun? İyiyim muhtar, nasıl olayım? Nurten yok mu? Dün gece evine gönderdim. Boşu boşuna perişan oluyordu. Zaten Zeynep kızım da yokluğunu hissettirmedi, sağ olsun. Hatice ben şey için gelmiştim. Mihrali ile Mihriban, onlar... Uğradılar mı? Geldiler mi hastaneye? Sen ne diyorsun muhtar? Mihriban nişanlanmadı mı Eşber'le? Nişanlanmadı tabii. Terk etti nişanı. Çekti gitti. Bunu haber vereyim diye geldim hastaneye. Allah'ım sana şükürler olsun. Siz de tuhafsınız yani muhtar amca. Gören de kötü haber vermeye geldiğinizi sanır. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben odamdayım. Sağ ol kızım.
Ben de gideyim artık Hatice. Muhtarlıkta işlerim var. Sağ olasın muhtar, sağ olasın. Hep böyle iyi haberlerle gel. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle muhtar. Merak etme sen. Hemşirelim kızım. Sizden bir ricam olacak ama. Tabii, ne demek? Abisi kızım. Hatice'nin abisi vefat etti. Cenazeyi haber vermek için oğluna bakmaya gelmiştim. Benim hemen dönmem lazım. Eğer gelirlerse söyleyebilir misin? Tabii tabii. Bir de Hatice bilmesin deyin. Anladım. Sağ ol kızım. Telefon ne tarafta acaba? İleride, köşeyi dönünce. Hayırlı günler kızım. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın muhtar amca. Zeynep, Nevzat Bey seni istiyor. Sağ ol. Yürü. Yürü, yürü. Islık çaldım ya gerizekalı. Casusçuluk mu oynuyorsun? Şey ağam. Tedbirli olalım dedik. Haber var mı? Kimden ağam? Kimden olacak salak? Mihriban'la Mihrali'den tabii ki. Yok ağam. Dün geceden beri gören o olmamış. Buyur. Acıkmışsındır. He? Acıkmanın sırası mı ulan? Gerdek odası mı burası? Bak. İyice bak. Şimdi Mihriban'ın yanağı olacaktı. Peki şimdi nerede ha? Nerede? Kızlara tecavüz edip karnındaki bebekle ortalıkta bırakan şu hayasız oğlunun her şeyi yüzüne çarpacağım. Yok. Hepinizi öldüreceğim. Ulan Gürcü. Peki ya Gürcü? Nerede o köpek? Gitmiş ağam. Kes ulan kes. Kekeme yarasa. Ne duruyorsun lan mal değneği gibi? Anlatsana. Kaçmış ağam. Nereye kaçmış? Karısını kızını da almış kaçmış. Ulan nereye kaçmış diyorum. Oo, Hollanda'ya. Hollanda'ya ağam. Hollanda'ya. Zaten düşünüyordu dönmeyi. Değil Hollanda'ya. Yılanın deliğine girse bulup çıkartacağım o iti. Düşünüyordu. Yalnız onu değil. Kemal var ya o Kemal. Anasından emdiği sütü burnundan getirmezsem bana da eşber demesinler. Kemal öldü am. Öldü mü? Hı? Sen Mehmet'i enseleyip çıktıktan sonra kapten gitti. Gebersin köpek. Yok öyle düğün basıp yazgıyla oynamak. Anlasınlar işte. Allah bile razı olmadı yaptıklarına. Olmayacak da. Mihriban ya benim olacak
ya da toprağın. Rasim, Rasim dayınla Seyfullah. Seyfullah da jandarma aldı. Biz gelirken savcılığa götürüyorlardı. Dayı bey ha? Çıngırak Rasim. Zaten başıma ne geldiyse ona güvendiğimden gelmedi mi? Gürcü ile Kemal elini kolunu sallayarak basabilirler miydi nişanı? Büyük Rasim Bey ve adamları ne yaptılar? Koca bir hiç. Süt dökmüş kediye döndüler. Hadiselerin benimle doğrudan bir ilgisi yok efendim. Seyfullah'ın ben yapmadım dediği cinayet bana yeğenim Eşber tarafından öyle anlatılmıştı. Ben Seyfullah'ın teslim olmasını sağladım. Daha sonra Eşber cinayeti şu anda yurt dışında olan amcasının oğlu Tahsin'in işlediğini, yurt dışına gidişlerinin engellenmemesi için olayı Seyfullah'ın üstüne yıktıklarını söyledi. Yeğenim Eşber'in bana anlatmasına göre Seyfullah cinayeti kendisi üstlenmiş, fedakarlık yapmış. Ama şimdi de bu fedakarlıktan vazgeçiyor, öyle mi? Evet, öyle de denilebilir. Tuhaf. Bence de. Ama bunlar daha çok genç sayılır Sayın Savcım. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Oyun sanıyorlar. Seyfullah ve Tahsin'le sizin akrabalığınız var mı? Tahsin ablam tarafından hısmım olur. Seyfullahsa eniştemin yanında büyüdü. Bir bakıma hepsi yeğenim olur. Hiçbirini diğerinden ayırt etmem. Bu halde nereye gidiyorsun Hatice teyze? Giderim ben, giderim. Hatice teyze? Gidiyorum kızım, köyüme gidiyorum. Köye mi gidiyorsunuz? Hem de düğün yapmaya. Düğün mü? Düğün ya. Mihralim'le Mihriban'ımın düğünü. Değil Eşber, 7 sülalesi gelse engel olamaz gayrı. İmam bulamazsam kendim kıyacağım nikahlarını. Davulcu bulamazsam kendim çalacağım davullarını. Sağ ol. Çok inatçısın Hatice teyze. Biraz daha kalman gerekiyor. Kalamam kızım, kalamam. Lütfen, benim hatırım için. Dağlar delerim hatırım için. Amma ve lakin durulacak gün değildir güzel kızım. Yeter gayrı, çok bile durdum. Hiç değilse bir gün daha. Hem böyle nasıl gideceksiniz tek başınıza? Hele çık bakayım kolumdan. Al şunu da, bak gör. Sol tarafım hiç olmasa da giderim. Seke seke gider, yine giderim. Peki, nasıl isterseniz. Gelin siz oturun şöyle, ben de kağıtlarınızı hazırlayayım. Ben hemen geliyorum. Mihralim, oğlum, oğlum, canım, yavrum. Anacığım. Anan sana kurban olsun oğlum. Geçti oğlum. Kötü günler geçmişte kaldı. Yarın düğünümüz var Mihralim. Yarın yapacağız düğünü. Sırf düşmana inat diye. Ana, gel şöyle oturalım anacığım. Alo, buyurun. Hemen geliyorum efendim. Güzel Mihriban'ım gelmedi mi? Nerede benim gelinim?
Mihrali? Yoksa bir şey mi oldu Mihriban'a? O meseleyi kapattım ben, ona bitti. Ne diyorsun sen oğlum? Terk etmiş ya Mihriban nişanı. Girmemiş o alçağın hükmüne. Neler diyorsun sen Mihralim? Aklını mı kaçırdın yavrum? Bitti diyorum ana. Gelme üstüme. Gelme üstüme anamı. Yalvarırım gelme. İnat etme Mihralim. Mihriban'ın düştüğü hataya bari sen düşme oğlum. Yapma oğlum. Konuşsana. Gelme üstüme ana. Yalvarırım gelme. Ne diyorsun sen oğlum? Gelme üstüme. Yok bir şeyim, iyiyim. Yapma oğlum. Bari sen yap. Öfkene kurban etme sevdanı. Yalvarırım anne beni. Kar gibiydi bizim sevdamız. Ama tuza bulandı artık. Kirli sudan kar olur mu anne? Olur mu eskisi gibi? Toza kire bulandığı yok oğul. Rüzgara kapıldı biraz. Savruldu. Ama hala bembeyaz Mihralim. Tertemiz. Nasıl inanır ana? Bacım yerindeki Fadime'ye yan gözle bakacağıma nasıl inanır? Bu nasıl sevdadır? Nasıl sevdadır ki insanın gözünü böyle kör eder? Eder o. Şeytan bu. İçine girdi mi insanın? Kör de eder, sağırdı. Görmüyor musun oğlum? Şimdi de senin içine girmiş. Kör olasıca. Şimdi senin içine girmiş. Oğlum. Teyze. Biraz dinlense iyi olur. Çok yordu kendini. Taburcu olmak istemişti ama... eğer ikna edebilirseniz... İyi bakın bu takıma. Baktık ağam. Ulan fare, sana iyi bak diyorum. Baktım ağam. Rengi ne? Yeşil ağam. Ulan. Yeşil ağam. Çok yakında üstümde göreceksiniz. O gün Mihriban ya koynuma girmiş olacak ya da ölmüş. Mihriban benim olacak değil mi lan Dursun? Sen ne dersen o olur ağam. Çıkın şimdi. Biraz çevreyi kolaçan edin. Tamam ağam. Dursun. Gel. Eşber ağa. Jandarma. Allah kahretsin. Hadi.
Arkadaşlar, elimle gösterdiğim istikametteki kayalık bölgede iki adet mağara mevcuttur. Eşber, işte o mağaralardan birinde saklanmaktadır. Eşberi yakalamak için hareket tarzımız şu olacaktır. Buradan iki gruba ayrılacağız. Sızmalar. Önce kuzeydeki mağarayı kuşatacağız. Mağaranın aranmasını müteakip diğerine geçeceğiz. Coşkun, sen manganı alıp sağdan ilerleyeceksin. Ben de soldan ilerleyeceğim. Mağaranın kuşatılmasını müteakiben benim işaretimle mağaraya giriş yapacağız. Her şey anlaşıldı mı? Evet, yersiniz komutanım. İstikamet mağaralar bölgesi. İleri! Düştü. Teslim ol, etrafın sarıldı. Eşber! Teslim ol, etrafın sarıldı. Eşber, çık dışarı. Temiz komutanım. Arkadaşlar, kısa zaman önce mağarayı terk etmişler. Çok uzaklaşmış olamazlar. Takibe devam ediyoruz. Emrederiz komutanım. Durumu nasıl hemşire hanım? Sakinleştirici yaptık. Biraz uyursa gelir kendine. Merak etmeyin siz. Sağ olun. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Köyünüzün muhtarı geldi. Annenizin bilmemesi gerekiyormuş. Dayınız. Dayınız vefat etmiş. Dayım vefat mı etmiş? Maalesef. Dayı! Geçtim hükümetin önünden, geçtim hükümetin önünden, geçtim hükümetin önünden, geçtim. Kemal Aga, ne yaptın lan? Allah, 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 Allah. Bismillah, 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 bismillah. Oldu, iyi günler. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun efendim. Sağ olun.
Hoş bulduk. Rasim burada mı? Buradalar efendim. Siz buyurun, ben hemen çağırayım. Sağ ol. Bundan sonra çevre temizliğine de çok dikkat etmenizi istiyorum. Yerlerde bir tek izmarit dahi görmeyeceğim. Tamam efendim. Ha bu arada, İngiliz kafilesi bizim için çok önemli. Biliyorum efendim. Ufak bir karşılama töreni iyi olabilir. Tamam efendim. Odalara birkaç tane İngilizce roman, dergi falan koyun. Baş üstüne efendim. Efendim, affedersiniz. Reis Bey ile eşleri geldiler. Tamam, geliyorum. Bir saat sonra odamda olun. Oluruz efendim. Arkadaşlar, akşama bir toplantı yapalım. Peki efendim. Hoş geldin enişte. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyurun, odama geçelim. Eşber'den haber var mı? Az önce telefonda konuştuk. Jandarma baskın düzenlemiş. Kıl payı kurtulmuşlar elinden. Bu iş böyle olmaz enişte. Kaçmanın, saklanmanın sonu yok. Bir çaresine bakmak lazım. Elimizden ne gelir ki Rasim? Jandarma bu. Pısırık pısırık oturursan gelmez tabii. Arkanda koskoca parti var enişte. Yapacakları deveye hendek atlatmak değil. Anlamıyorsun Rasim. Parti karışmaz böyle çetrefilli işlere. Ya hangi işimize karışacakmış? Zor günümde yanımda olmadıktan sonra alo partiyi başına çal. Altı üstü takibi gevşetecekler enişte. Şuradan çıkardık mı gerisi kolay. Gönderirim yurt dışına, olur biter. Nereye biter Rasim? Orada devlet yok mu? Polis yok mu? Kendin söyledin. Kaçmanın, saklanmanın sonu yok diye. İyi öyleyse. Oldu olacak, git oğlunu ihbar et. Kendi ellerine teslim et. Sus be kadın, sus. Almaz olsun öyle oğul. Çaresiz bir kızı gebe bırakıp kaçmak hangi kitapta yazar ha? Hangi kitapta yazar? Affet beni Kemal amca. Ben sebep oldum ölmene. İğrenç tezgahlarına alet oldum Eşber'in. Mihr bana yalan söyledim. Mihrali'yi sırtından vurdum. Hançer soktum. Hançer soktum ölümsüz sevdalarına. Mehmet, Mehmet. Evden bu yana peşinden bağırıp duruyorum evladım. Duymuyor musun beni? Bilmem, fark etmedim. Neyse, hadi bakayım doğru eve gidiyoruz. Sen git hoca emmi. Ben biraz mezarın yanında kalmak istiyorum. Ama daha yeni geldik evladım. Bilmiyorum, yanında olmak istiyorum. Mehmet, ölünmez ölenle oğul. Toprak çağırır bir gün hepimizi. Kimi erken gider, kimi geç gider oğlum. Biliyorum, işin zor yavrum. Dün anan baban vardı, rahattın. Ama hiç korkmamalısın. Ümitsizliğe kapılmamalısın. Ümit bitti mi, biter insan. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Bak evladım, Allah hiç kimseye taşıyamayacağı yük yüklemez. Hı hı. Bunu bilirsen yükün ağırlığını hissetmezsin. Allah kapılar açar önünde. Hadi yavrum, bırakalım rahat uyusun kabrinde. 2-3 dakika hocam, toprağına dokunmak istiyorum. Peki oğlum, sen bilirsin. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden... Baba! Hoca emmi. Fadime, biz de seni arıyorduk kızım. Ne zaman geldin? Az önce. Meryem teyze var diye gelememiştim. Mihrali, başın sağ olsun Mihrali. Sağ ol hocam. Başın sağ olsun Mihrali. Sağ ol. Ali abi. Abi, babam. Babam öldü abi.
Başımız sağ olsun Emine. Başımız sağ olsun. Ablam nerede abi? Niye gelmedin cenazeye?